İyi akşamlar sevgili Artı Televizyonu izleyicileri. Tarihin Peşinde programında tekrar birlikteyiz. Erdoğan Aydın ve ben bu hafta son günlerde çeşitli mecralarda konuşulan bir konunun peşinden gideceğiz. Nazım Hikmet'in uzun süren hapislik dönemi sonunda Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı, ancak onun okuyup okumadığından emin olmadığımız bir mektubu bağlamında bir süredir Nazım Hikmet'in hayatı boyunca Mustafa Kemal'le ilişkileri konusunda bazı rivayetler dolaşıyor ortada. Elbette bunları çeşitli hatıratlarda da görüyoruz ama kimisi Mustafa Kemal tarafından Nazım Hikmet'in kollandığını söyleyecek kadar uç noktalara götürüyor olayı. Halbuki bizim hayat hikayesine aşina olduğumuz Nazım Hikmet, Cumhuriyet'in o ilk dönemlerinde rejimin sopasını her zaman sırtında hissetmiş ve hatta uzun süreler hapis cezası ile tecziye edilmiş bir şahıs. Dolayısıyla bu kollanma hikayesinin arka planına bakmak iyi olur diye düşündük. Çünkü Nazım Hikmet sadece Kemalist rejimle ilişkileri açısından değil, onun alt başlığı olarak Kürt meselesine, Ermeni meselesine veya gayrimüslimler meselesine ya da Alevilik meselesine olan mesafesi, mesafesizliği veya kayıtsızlığı ile de eleştirilir. Bir programı da belki Nazım Hikmet ve Kürtler, Ermeniler konusunda yaparız diye ümit ediyorum. 15 Ocak 1902 Nazım Hikmet'in doğum günü, 17 Ocak 1938 onun hayatını çok büyük ölçüde karartan donanma davasının kapsamında tutuklandığı gün, aslında Ocak ayı sanki Nazım Hikmet ayı olacak gibi geliyordu bana ama biraz erken de olsa bu tartışmayı yapmakta bir mahsur yok. Erdoğan, giriş babından sen bir şeyler söylemek ister misin bilmiyorum ama izleyicilerimize de hatırlatalım, bu programı daha çok değil mi Nazım Hikmet ve Mustafa Kemal ilişkisi ya da rejimle şairin ilişkisi ile sınırlı tutacağız. Kürt meselesi, Ermeni, diğer konulardaki yaklaşımını konu etmeyeceğiz. Ama ben yine de hani farkındayız bu başlıklarında babından böyle bir giriş cümlesi kurdum. Buyur, sana bırakayım sözü. Evet, Nazım Hikmet'i Mustafa Kemal'le ve Cumhuriyet'le ilişkileri açısından değerlendirdiğimizde aslında bir anlamda işte sol Kemalist veya hem sosyalist hem Kemalizmin aynı çizgi olduğunu düşünen yaklaşıma karşı da aslında bir hafıza tazeleme, bir gerçeği masanın üstüne koyma eylemi gerçekleştirmiş olacağız. Gerçekten de buradan hareketle sürece baktığımızda hem Cumhuriyet'in özgürlükler ve emek karşısında gerçekten nerede durduğunu net olarak görüyoruz. Hem de aslında daha gerçekçi, daha sağlıklı bir cumhuriyet portresine ulaşıyoruz. Az önce sen işaret ettin, ben de not almışım. Yıldız Sertel, Nazım'ın Atatürk tarafından gözetildiği yargısının hem kendi ailesinde tam baskını dahil eziyetlerle şekillenmiş bir hayatın anne babanın çocuğu olarak kendi ailesinde hem de Nazım'ın ailesinde yaygın bir fikir olduğunu söyler. Başta annemle babam olmak üzere pek çok kişiden şunu duymuş mudur? Mustafa Kemal Nazım'ı korurdu. Hatta emniyet yetkililerine bırakın şu çocuğu demişti. Bu nedenle Atatürk'ün sağlığında Nazım baskıyı nispeten hafif atlatmıştır diyor. Şimdi bir de olsa, ağır olsaydı evet, keşke ne aynen, olurdu. Aynen, ben de onu diyecektim. Bir de ağır olsaydı ne olurdu? Hem Komünist Partisi üyesi olduğu zaman hem Komünist Partisi'nden bir dönem Nazım Hikmet atılmıştı, dışlandı. Yani tek başına bir aydın, bir şair olduğu zamanlar dahil olmak üzere istisnasız sürekli en hafif ifadeyle sürekli bir polis takibi, sık sık gözaltına alınma, bu gözaltılardan bir kısmında doğrudan fiziki işkence görme ve uzun yıllar, toplam 17,5 yıl yatmış bir insandan aslında kendisine verilen cezalar çok daha ağır ama işte ikincisinde afla,
birincisinde 33 Cumhuriyet'in 10. yıl affıyla falan, eğer bir de öyle kurtulmasaydı, evet, cezaevinden kurtulmayacak olan bir insandan söz ediyoruz. Üstelik bir şairden söz ediyoruz. Hı hı. Yani bir komitacıdan, bir bilmem işte, evet, falan gizli örgüt, bir silahla ayaklanma savunan bir kişiden de söz etmiyoruz. Ki Nazım'ın yoldaşlarına veya Nazım gibi salt edebiyatçı olanlara adeta hayatları sürekli cezaevlerinden geçmek, polis takibatlarına uğramak gibi bir hayatı reva gören bir durumdan söz ediyoruz. Sabahattin Ali hemen akla gelen, evet, bir isim. Üstelik o Nazım'dan daha da neredeyse yani örgütsel işlerle hiçbir alakası olmamış bir kişi. Bunların başlarına gelenler olunca mutlaka Cumhuriyeti ve Atatürk'ün kendisini, hadi kendisini demeyelim, kurduğu düzeni, evet, onun birebir şekillendirdiği düzenin aslında sadece Kürtler, gayrimüslimler vesaire değil, aynı zamanda sol, aydın, muhalif, kendisine boyun eğmeyenler karşısındaki davranışı açısından çok önemli bir ölçekle şey oluyoruz diye düşünüyorum. Evet. Yıldız Selten'in böyle söylemesi de ilginç. Eğer bu bir ölçüt ise o zaman kendi anne babasına hiçbir şey yapılmamış deyip geçebiliriz yani, ki biz onu da demeyen insanlarız. Küçük hatırlatma yapayım. Filiz Ali'nin bir bu başta Sabahattin Ali ve Nazım Hikmet olmak üzere, hı, onların belgesellerini ticari, hı, amaçla yapan bir adamın hazırladığı bir belgeselde Sabahattin Ali'nin kızının, hı hı, İsviçre'de bir Sabahattin Ali konferansında karşımda da oturuyordu. Ya belgeselde de öyle diyor. Evet diyor, babamı öldürdüler ama diyor beni de yatılı okullarda okuttular diyor. Ben profesör oldum. Yani böyle bir yabancılaşma hali de yaratılıyor. Hmm. Yıldız Sertel'in davranışı da bana, evet, çok doğrusu, ilginç değil mi yani? Bunu senin notlarında gördüm, çok şaşırdım hakikaten. Şimdi öncelikle şunu bir hatırlatalım. Nazım Hikmet son zamanlarda özellikle çok fazla ağır eleştirilere uğrayan bir insan. Onun Kuvayi Milliye Destanı gibi bir zamanlar hepimizin böyle bir araya geldiğinde coşku ile okuduğumuz o şiirini tabii didik didik ettiğimiz zaman orada anılmayan, sözü edilmeyen nice tarihsel dönemin olduğunu, olayın olduğunu görüyoruz. Ama kim bu Nazım Hikmet? Yani düşünürsek, şöyle kısacık özetlersem, nasıl bir aileden gelen, nasıl bir şahsiyetle karşı karşıyayız biz? Babadan büyük dedesi Konstantin Berzoçki, sonradan Mustafa Celaleddin Paşa adını almış. Polonyalı Katolik, bazıları Gagavuz Türkü diye onu Türklüğe intisap ettirmeye çalışıyorlar. Onun oğlu dedesi yani Mehmet Nazım Paşa. Babası Hikmet Nazım Bey Matbuat Müdürü. Yani bu taraftan böyle muhkem bir devletli aileden geliyor. Anneden büyük dedesi Müşir Mehmet Ali Paşa. O da Macar, Alman, Hırvat karışım bir ailenin çocuğu. 12 yaşında Miço olarak İstanbul'a geliyor. Gemiden atlayarak 18 yaşında ihtida ediyor. Yani Müslümanlığa geçiyor. Askerliğe giriyor. Tuna Başkomutanlığına kadar yükseliyor. Sonra Arnavutlar tarafından başı kesilerek öldürülmüş biri. Onun oğlu yani dedesi anne tarafından Hasan Enver Paşa, 2. Abdülhamit'in yaverlerinden. O öyle bir önemli bir kişi, 1898'de ABD-İspanya anlaşmazlığını katkıda bulunsun diye Küba'ya, 1901'de de Boksör ayaklanmasında aracılık için Çin'e gönderilen bir adam ve annesi de Müşir Mehmet Ali Paşa'nın kızı Leyla Kadriye Hanım. Anneannesi, özür dilerim. Onun kızı Ayşe Celli Hanım da ressam, eğitimli, çok enteresan bir kadın. Şimdi böyle bir ailenin evladı olarak dünyaya gözünü açmış 1902 yılın 15 Ocağı'nda bir kişiden söz ediyoruz. Bu kişi zorunluluktan, hayatın onu işte mecbur bıraktığı bir statüyü savunmak için değil, tamamen insani, hümanist duygularla sosyalist olacak. Eksik yedik. Onun dünyaya gözünü açtığı dönemde daha 1905'te devrimi olmamış Rusya'da. Onun yetişkinleşmeye başlayıp kendi yolunu çizmeye çalıştığı o askeri öğrencilik yıllarında henüz daha Bolşevik devrimi olmamış. Henüz Lenin
ne diyor Marx, Engels ne diyor, bunlar şeyden bilinmiyor yani Osmanlı coğrafyasında. Evet. Daha TKP kurulmamış, Mustafa Supi'nin partisi vesaire. Şimdi böyle bir atmosferin içerisinde önce 1913'te Galatasaray'a yazılıyor, ardından Bahriye Mektebi'ne geçiyor. Bahriye Mektebi'nde hocası, annesinin de duygusal bir bağı olduğu bilinen, daha doğrusu annesine karşı bilinen Yahya Kemal adlı o şairin etkisiyle ilk şiirini 1918'de Yeni Mecmua'da İttihatçıların yayın organında yayınlıyor. Kaç yaşında daha henüz? 16 yaşında bir delikanlıdan söz ediyoruz. Sonra 1919'da Bahriye Mektebi'nden bazılarına göre o geminin neydi bir okul gemisinde işgali protesto ve Marseillez Marşı'nı söylediği için, bazılarında güvertede üşüttüğü için, ciğerlerinden rahatsız olduğu için hastalıktan ayrıldığı söyleniyor. Ve o sırada Anadolu Hareketi'ne katılacağını söylüyor kardeşine. Şimdi daha yaşı kaç bu arkadaşın? Değil mi? 1920'de 18 yaşında, 21'de 19 yaşında. Yani çok genç yaşta çok önemli kararlar alabilen bir insandan söz ediyoruz. Bence bu çıkış noktasını hiç unutmamak gerekir diye düşünüyorum ben Nazım. Bilmem sen katılır mısın? Evet, bunu da unutmamak lazım. Ama sen tam katılmadın galiba. Yok. Yani aslında bu tablo daha gerçekçi bir okuma için de bence bilinmesi gereken bir tablo. Bu özellikleriyle aslında deyim uygunsa Lenin'in öyle bir ifadesi vardı. Kendi sınıfına ihanet etmiş. Aynen öyle yani. Ve emeğin sınıfına geçmiş. Tabii üstelik ki bu ihanet pozitif anlamda bir ihanet, kötülüğe ihanet etmiş, evet. İyiliğin yanına geçmiş. Evet, evet. Veya işte paşaların orada çok kendisine muhkem bir hayat kurabilirdi. Kesinlikle. Bunu reddetmiş. Burada da bir ikili yol ayrımına gelmiş. Çünkü Anadolu'da bir milli mücadele başladığında İstanbul'da şair arkadaşlarıyla birlikte Vala Nurettin, Fazıl, Faruk Nafiz, Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç'la birlikte Anadolu'ya geçmeye çalışıyorlar. Evet. Orada savaşmak vesaire için. Hı hı. İkisini geçiriyor. İzin veriyor şeyler. Mücadelenin diyelim ki gümrük memurları. İkisini geçirmiyorlar. Vala Nurettin ve Nazım Hikmet geçiyorlar. Şimdi burada da bir yol ayrımına geliyor. Evet. Bu ikinci şeyde de tekrar eski paşalık ailesi gibi değil ama burada da çok iyi bir konuma geçebilirdi. Çünkü Mustafa Kemal'le yine evet, paşa intisap edebilirdi evet, ona. Üstelik hani dayı diyor Ali Fuat Paşa aslında annesinin teyze oğlu ama Ali Fuat Paşa. Ailenin büyüğü ve dayı diye hitap ediliyor. Onun babası da önemli isim İsmail Fazıl Paşa. Evet. Mustafa Kemal'in de saygı duydu. O da saf değiştirmiş. Evet. Şimdi Fazıl Paşa onları Mustafa Kemal'e şair çocuklar, milli mücadeleye katılmak için gelmişler. Evet. Mustafa Kemal hem Fazıl Paşa'ya karşı saygı hem de bu çocuklara şair olarak sevgi gösteriyor. Ve onlara diyor ki nasıl şiirler yazarsınız, mevzulu şiirler mi yazarsınız? Bunlar da cevap veriyor. Umumiyetle öyleler diyor. Mustafa Kemal diyor ki umumiyetle yetmez. Şu sıralar yalnız mevzulu şiirler yazmasın. Memleketin buna ihtiyacı var. Şimdi bu diyalog da aslında çok iyi bir diyalog. Ve Nazım daha sonra hatıralarında aslında milletvekilliği de önerildi diyecektir. Anladım. Yani en azından burada da çok iyi bir pozisyona geçebilirlerdi. O önce mütevazi bir talepte bulunuyor. Öğretmenlik yapmak istiyor. Ve burada ama hızla gitmeden bir şey hatırlatayım. Yolda İnebolu'da kimle tanışıyor? Spartakist Sadık Ahi ile tanışıyor. Bak daha yolda dediğin gibi o ayrımı yol hattı üzerinde yapıyor. Bir Spartakist hareketi tanımış yani Almanya'da herhalde İtalyanların gönderdiği öğrenci grupları ile gitmiş oraya öyle bir oradaki şey var. Oradaki devrimden etkilenmiş. Devrimden etkilenmiş birisiyle tanışıyor. Bu ve Ankara'da da hep onunla birlikte hareket ediyor. Ve Mustafa Kemal'in aslında o dönem böyle şeylerini ne diyeyim akşam sofraları veya oralarda avanesiyle aldığı kararlar falan onlara karşı da tavır geliştirdiği de söyleniyor. Yani Mustafa Kemal'in huzuruna çıkıp da bu şiir konuşmasını yaptığı sırada onunla bir mesafe de koymuş kafasında kendisine. Yok, bu senin anlattığın bu ilk diyalogtan daha sonra. Acaba yok daha başta da Sadık Ahi ile birlikte gelir gelmez hemen bir gözlem yapıyorlar. Ben öyle biliyorum. Olabilir. Üç aşağı
aşağı 5 yukarı diyelim. Ama sonunda... Sonuçta aylara sığan bir... Ha, aylara sığan. Çünkü zaten bu dediğimiz 1 Ocak 1920'de Yeni Dünya Vapuru'yla İnebolu'ya gidiyorlar. Yani söylediğimiz olayın tarihi de bu. Mustafa Kemal'in o sırada söyleyiver Ankara Matbaat Müdürü Muhittin Birgen'in baldızı Nusret Hanım'la da flört etmiş böyle. Bu arada daha önceden tanışıyorlarmış İstanbul'dan onlar. Sonunda patriot ilmi vasıtasıyla da Spartakistlere katılmak üzere Bodrum'dan Brindisi yoluyla Almanya'yı geçmeyi planlamış. Demek ki o karşılaşmadan etkilenip de ya ben dediğin gibi burada şeyi postu sereyim dememiş yani. O zaman da çünkü kafada Almanya'ya gidip Spartakistlere katılma gibi bir fikir var. Bence hakikaten hayat şeyini yanlışları doğrularıyla birlikte ele alırken bu niyeti, iyi niyeti şey yapmak önemli. Daha o sırada İttihatçılıkla sosyalizm birbirinden ayrılmış, netleşmiş hatlar yok. Bugün dahi yok. Ya bugün dahi İttihatçılıkla şeyi sosyalizmi çorba etmiş tonlarca insandan söz ediyoruz. O sırada bu hatlar daha çok çok net değiller yani. Buyur, Muhittin Birgen de İttihatçı. İttihatçıların Merkez Yayın Organı'nın sahibi, başyazarı, idarecisi. Hatta değil mi? Talat'la şeye gitmiştir. Livadiye'ye Çar'la görüşmeye. Mesela Muhittin Birgen de bu dönemde sosyalist olduğunu söyleyenlerden. Ama Nazım Hikmet'in sosyalist olması Muhittin Birgen'lerin sosyalist olması gibi değil. Gerçekten çok samimi, çok kendini bütünüyle veren. Üstelik kendinin ilk sosyalist olmasını sağlayan Sadık Ahi sonradan Mehmet Eti olacak soyadını ve CHP milletvekili olacak. Keza yine burada kendisinin sosyalist olmasını sağlayan diğer isim Vehbi profesör olacak ve yine iktidarla yakın olacak. Daha önemlisi ama Nafi Atıf Kansu sonradan CHP genel sekreteri olacak. Yani gerçekten. Hani bunların bu dönemde samimi sosyalist oldukları kesin ama bunlar bile durmaları gereken yerde durmayıp rejimin yanına geçtikleri dikkate alacak olursa Nazım'ın seçiminin ne kadar dirayetli, samimi olduğu çok net olacak. Evet. Şimdi orada şeyi söylüyor mu? Oraya geçiyorum. Birgen'in tavsiye şeyiyle aracılığıyla Bolu İptidai İdadisi İptidai bölümünde hocalık yapıyor ve orada şey yapıyor. İlk kez Rıfailerle falan da tanışıyor. Orada çok egemenler ve onlara karşı da böyle çok net bir tutum takınarak dini şeylerle hani muhafazakarlıkla da mesafesini çok belli eden bir şey yapıyor ama çok mutlu anlatıyor o Bolu yıllarını. Ama Bolu'da asıl etkilendiği daha önemli onun sonraki hayatında Ziya Hilmi. Ziya Hilmi orada bir hakim. Genç bir hakim. Bu hakim onu sosyalizmden bir adım daha öteye götürüyor. Çünkü başta Mustafa Kemal'le tanışması için sonradan bu adama hayrandım. Aklın ete kemiğe bürünmüş haliydi diyen Nazım Hikmet. Söz konusu Ziya Hilmi'den Mustafa Supiler'in öldürtülmesini öğreniyor. Ve öldürtmede özel olarak bu konuya dair bir araştırma yapmış görünmüyor ama Mustafa Supiler'in Mustafa Kemal tarafından öldürtüldüğü bilinci onun ilk dönem şiirine de yansıyor. Bu konuda çok net bir şiir var. Yani Mustafa Supiler'in öldürülmesinde Mustafa Kemal'in parçası, önderi olduğu bir iktidar mekanizmasının doğrudan rol aldığına dair çok net bir fikir. Hangi şiiri? 15'ler için şiiri 22'de yazıyor hayır. Değil. 15'ler için şiir, uzun şiir. Ta 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 diye motor yani, 28 sesi. Ta 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 tarih sınıfların mücadelesidir diye 1921 orada ama Mustafa, onun tarihi kaçtı o? Sonradan ama 23'te bu bilinç, yazıyor onu Moskova'da. Bu bilinç, bu zaman oluşuyor. Şiirini daha sonra kaleme alacaktır. Anladım. Şimdi buradaki bilinç sonraki tüm dönemlerini tayin eden, keza Mustafa Supiler'e karşı yoldaşlıktan öte bir vefa duygusu. Çünkü sonraki dönemde birazdan gireceğiz. Dönem dönem kırılmalar, duygu dağılmaları, yılgınlıklar da yaşayacaktır. Fakat her seferinde ayağa kalkıp bu hatıra ve rejim karşısındaki duruşunu değiştirmeyen bir insan olarak karşımıza çıkacaktır. İşte buradan Sovyetlere gidiyor. Sovyetlerde tek gitmiyor ama onu söylemeyeyim. Yusuf neydi? Ziya Hilmi, Vanu ve Nazım birlikte gidiyorlar Sovyetlere.
Orada yolda giderken bir hatıraları vardır onun. Bana komik geldiği için anlatayım. Şeyin Hazar Denizi'nin yanından geçiyorlar galiba. Ya da şeyden, pardon, Batum tarafında. Batum üzerinden. Batum'da da kalıyorlar. Plajda çıplak, çırılçıplak güneşlenen şeyler falan görüyorlar. Bunlar Batum'da. Diyorlar, Batum'da. Yani, ulan tamam, duyduk komünizm çok özgürlükçü ama bu kadar da olmaz ki falan yapıyorlar. Muhafazakarlar hala. Halbuki diyor ki onu anlatan. Halbuki diyor, o kültürde ta Çarlık döneminden beri diyor orada çıplaklık, nüdizm denilen şey çok yaygındı. Ruslar arasında komünizmle hiç alakası yok ama bayağı rahatsız oluyorlar bu üç Türk genci tırnak içinde. Ne bu ya, biz hani bu kadar da demedik yani, evet, bu kadar özgürlükten yana değiliz gibilerden. Şimdi dolayısıyla hani en baştaki o saf kendi sınıfına ihanet etme meselesi, tekrar Cumhuriyet henüz daha kurmam ama Cumhuriyetçi rejim ve Mustafa Kemal'in onlara uzattığı eli beğenmiyorlar. Çünkü Ankara'daki ilişkileri görüyorlar. O kapitalist ilişkileri, para kazanma, çıkar ilişkileri, kadroların birbirleriyle davranışı ve burada o gencecik Nazım Hikmet sosyalist olmaya ve sosyalizm için mücadele etmeye karar veriyor. O kararını ömrünün sonuna kadar sürdürüyor. Burada ikinci bir ihanet daha var. Yine pozitif bir ihanet. Yine bu sefer bir önceki paşalara yaptığını, bu sefer Burjuva. Çünkü Burjuva Kemal diye de o 15'lere dair yazdığı şiirinde de belirtmiş. Oradan da safını koparıyor ve değişiyor. Burada ilk yazılarından bir tanesi olduğu için arada belki söyleyeceğim bir şey varsa sen gir, ama 1924'te Sovyetler Birliği'nden geri geliyor. Orada işte Doğu Halkları Üniversitesi'nde eğitim görüyor. Ve Vala'dan da erken geliyor. Gelmek ve bir an önce sosyalizm için mücadele hattına katılmak için geliyor. Burada 1924'te Aydınlık'ta, Şefik Sünüler'in İstanbul'da çıkarttığı Aydınlık'ta da bir yazısı var ve Cumhuriyet Halk Fırkası'na dair bir değerlendirme. Bence önemli. Yani şu açıdan önemli. Yani Nazım Hikmet daha bu çok genç yaşında kurulan keşkül, düzenin neydi o? Keşkül, kurulan düzenin ana omurgasını oluşturacak olan parti hakkında keşkülü fukara tatlısı dedim de aklıma Halk Fırkası geldi. Bu fırkanın da ismiyle cismi arasında hiçbir münasebet yok. Yok. Halk, şehir ve köylerdeki küçük mülkiyet sahiplerinin kitlesi demektir. Burada aslında sınıfsal tahlil, analiz, yeteneği, birikimi açısından ben önemsiyorum. Halbuki halk fırkası takip ettiği toplumsal ve iktisadi siyasetle bu fakir, küçük mülkiyet sahiplerini temsil etmekten uzaktır. Bademle, Hindistan cevizle, Şam fıstığıyla, sütle, şekerle yapılan keşkül ne kadar bir fakirin keşkülüne benzerse halk fırkası da o kadar halkın fırkasıdır. Burada da çok net tutum takınıyor ve ondan sonra zaten artık biz Nazım Hikmet'i dönemin Komünist Partisi'nin üyesi, dönemin halk eksenli, emek eksenli yayın organlarında ve mücadelesinde doğrudan aktif olarak yer alan bir insan olarak göreceğiz. Birazcık geriden, benim mesela hiç bu hani şeye dönüşmesin, bu metiyeye dönüşmesin, eleştirel bir şey olarak söyleyeceğim bir şey. 1921 tarihli bir tane şiiri var onun. 857, yani 1453'ün hicri takvimdeki karşılığı, hicri 857, miladi 1453 ve İstanbul'un fethini öven böyle. Hatta son zamanlarda AKP iktidarı onu bazı reklam şeylerinde falan da kullandılar. Böyle gelgitleri var yani şeyinde, şiirinde Yunus. Halbuki Moskova'ya gittiğinde gerçekten Ahmet Cevat, Şevket Süreya, eşin Leman Hanım, işte Yahudi Şimon, o böyle bir ekiple gidiyorlar Moskova'da. Hem şart, bu o üniversitenin ismini çok seviyorum, söylemem lazım. Şark Zahmetkeşleri Komünist Üniversitesi, bunu Türkçeleştirince böyle yapmışlar. Çeşitli dünya halklarından insanlarla tanışıyorlar. İşte Moskova'da Rus şairleriyle, Sovyet şairleriyle tanışıyorlar. Bu açıdan yani bana biraz hani garip gelmişti. O şiiri acaba daha önce yazdı da 21 diye tarih mi düştüler diye düşünüyorum. Hani şeyinde daha 16-17 yaşlarında olabilir diye düşündüm. Diye düşünüyorum. Aslında Nazım Hikmet'in sonraki zamanlarında da gerçek anlamda arınmadı, arınamadı bir milliyetçi. Ama bu İslamcı. Yok, hayır hayır. Yani bir garip onu, şiir yani okumayacağım. Ha, ayıp olmasın diye. Yani
Nazım'ın geçiş sürecinde bu tip gelgitler olabiliyor. Fakat bu sözünü ettiğin şiir gerçekten çok geri bir şiir ve büyük bir olasılıkla dediğin gibi önceki zamanlarda bence yazılmış olan bir genç, şiir. Genç hamasetiyle evet. yazılmış bir şey olabilir. Şey de tabii hani onun şeyinde hayat hikayesinde belki önemlidir. 14 Ocak 1924'te Lenin'in katafalkında da nöbet tutan, tutma fırsatı, şansı tırnak içinde buluyor. Ondan sonra bir Troçkici oluyor, bir Stalinci oluyor. Orada böyle, orada da kendince o çatışmaların içinde yer almaya çalışıyor. Ve sonunda Aralık 1924'te Kominterne'nin kararıyla Türkiye'ye dönüyor bildiğim kadarıyla. Ya da izniyle, bilemiyorum. Hani bir şekilde Türkiye'ye gönderilme gibi düşünüyorum. Hani kendi seçimi elbette ama bir de arkasında böyle politik bir karar da var gibi biliyorum mesela ben. Mesela Banu dönmüyor. Dönmek zorunda değil. Olabilir. Bu üstelik doğrudan henüz daha partinin bir kadrosu pozisyonda değil. Değil. Evet, aslında haklısın. buraya idealist duygularla dönüyor. Aha, buradaki yani anladım. Tıpkı Mustafa Supiler'in gelişi ama Mustafa Supiler'in bilincinden yoksun. Evet. Daha idealist. Evet, anladım. Bir yerden geliyor. Fakat gelişinden sonra da mesela evet, şey sayı... birden rejimin yeni gerçekliğiyle yani milli mücadele döneminde bıraktığı rejimi bulamıyor. O üstelik bıraktığı rejimden bile saflaşmasını yapmış. Yani evet. Daha o dönemde safını seçmiş ama mesela bu dönemde bazı sosyalistlerin ama mesela Kürt egemenlerinin, aydınlarının henüz daha rejimden beklentileri konusunda en küçük bir kuşkuları olmayan bir dönemde. Evet. Fakat 1924 ve 25 geldiğinde yeni bir şeyle karşılaşıyor. Ve adapte olamayacak tırnak içinde. Zaten şey adapte de olmak istemeyecek. Tabii, yani bir Şeyh Said isyanı dolayısıyla aslında oraya karşı Komintern'in de hafif çarpık tutumunu gösteren değil mi? O gerici evet. Ayaklanmadır şeyine onlar da imza evet. atıyorlar ama daha sonra 1 Mayıs'ı kutlayamamak gibi evet. yani evet. şeylerle birlikte sonunda bir de yargılanacaklar değil mi? Şimendifer işçileri falan gibi Ayşe, grubun yargılanmasıyla Nazım Hikmet de yargılanarak şöyle, ağır bir hapis cezasına çarptı. Yok o Şimendifer işçilerinden daha ne yazık ki dünyanın ve Türkiye'nin emekçiler tarihinde hep boşluklar oluyor. Hı hı. Burada şöyle bir durum var. İstanbul'da TKP operasyonu başlanıyor. TKP operasyonu şeyden hemen sonra Takrir-i Sükun, Aydınlık ve Orak Çekiç gazeteleri yasaklanıyor. Hı hı hı. Ve komünistlere karşı, hı hı. Musa Şefik Hüsnü'nün başında olduğu komünistlere karşı bir operasyon başlanıyor. Bir kısmı yakalanıyor, yakalananların hı hı bir kısmı hı. daha sonra Kemalist olacak ve Kemalizme sol bir maske takan Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir ve benzerleri. Bir kısmı da hemen hızla başlayan bir cezalandırma hattına girecekler. Bu operasyonda Nazım Hikmet kaçıyor. Kaçıyor İzmir'e gidiyor. İzmir'e gidince kime gidiyor? Eski İttihatçı, İttihat Terakki'nin kurucusuydu. Rahmi Bey ile geçmişte bir aile akrabalıkları var. Fakat Rahmi Bey Nazım'ı saklamayacağını söylüyor ve dolayısıyla işçiler üzerinden kendine yeni bir saklanma alanı buluyor. Şimdi Nazım Hikmet'e bu davadan 15 yıl kürek cezası veriyorlar. Yani. Şefik Sünü'ye veriyorlar, diğerlerine veriyorlar. İçeride olanların bir kısmına 10 yıl, bir kısmına 7,5 yıl ceza veriyorlar. Ortada hiçbir şey yok. Hı hı. İzmir'deki keza Nazım Hikmet işte İzmir'de saklanırken işçilere yönelik 1 Mayıs kutlaması nedeniyle takibat başlatıyor. 40 tane işçi. İşte orada siz 1 Mayıs kutladınız hı hı. diye içeri alınıyor ve zaten bu 1925 memlekette artık 1 Mayıs'ın kutlanmasının yasak olduğu düzenin yeni evet. yüzünün, emek karşıtı yüzünün de net bir şekilde. Yani bu çok önemli çünkü 1 Mayıs'a bile tahammül göstermeyecek bir rejimin kurumsallaştığını Nazım Hikmet 15 yıl kürek cezası vererek ve evet. rejimden kaçarak gösteriyor. Yani bu Cumhuriyet evet. açısından gerçekten çok önemli. Çok önemli. Evet. Annesi sanıyorum ona bir makyaj yaparak onu... kaçırıyor, Kırım'a gidiyor önce. Ondan sonra Moskova'da bir evlilik yapıyor. Onun çok bilinmeyen bir evliliği Lena Yurchenko ile evleniyor. 1926'da Viyana'da TKP'nin kongresine katılıyor. Ve burada ilk kez değil mi Şefik Hüsnü Vedat Nedim Kli ile ters düştüğünü görüyoruz. 1928'de tekrar Laz İsmail ile birlikte
şeyden Kars üzerinden, özür dilerim, Batum üzerinden gelirken Hopa'da yakalanıyor. Ona ilişkin de Mustafa Alp Dağıstanlı ve sanıyorum bir arkadaşının çektiği küçük bir belgesel vardı. Bence çok güzeldi. Biraz onları orada tanıyan kişiler, yani geldikten sonra hemen tutuklanmıyorlar. Bir süre sanıyorum ortalarda dolaşıyorlar. Sonra hapishaneye konacaklar. O döneme ilişkin çok güzel bir belgesel yapmışlardı. İlgilenenler bulup şey yapabilir. Sonra annesi Falih Rıfkı Atay'ı araya sokuyor ve Ankara'da görülüyor dava. Ve Aralık 1928'de beraat ediyor. Hemen ardından Serteller'in Resimli Ay dergisinde müsahih olarak, yani düzeltmen olarak çalışmaya başlıyor. Ama bir süre sonra her şeyi yapan adam haline geliyor. Çok yetenekli, eli kalem tutuyor, yaratıcı, becerikli falan, çalışkan. İşte Zekeriya Sertel de evet. Zaten yani her işi yaptırmak üzere çağırıyor. Becerisi evet. Olan bir evet. Bu sırada da sonunda Şefik Hüsnü dolayımıyla TKP kadroları arasındaki şeyini, tanınırlığı, bilinirliği falan da artıyor diye düşünüyorum. Ayşe, şöyle bir güzel yanı var Nazım'ın. TKP'nin o sıradaki başlarıyla sorun yaşamasına rağmen partiyi bırakmama konusunda sonuna kadar, hatta parti onu attığı zaman bile o beni atabilir diyen, evet, şimdi konumuz evet. Olmadığı için getirmedim ama şiirlerinde ısrarla bir partiyi bırakmama hali var. Partiyi kutsama hali var. Üstelik Şefik Hüsnü'lerle yaşadığı soruna rağmen. Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir'le yaşadığı sorunlara rağmen. Sonradan Hikmet Kıvılcımlı'yla, Reşat Fuat'la da sorunu yaşayacaktır ama buna rağmen parti onun için, hani sosyalizm eşittir parti diyen bir çok ilginç enteresan bir duruşu var. Yani bir burjuvaya pek yakıştıramayacağın, sanki proleter disiplini evet, var parti konusunda, haklısın. Ne diyor? Kerim Korcan'a göre kusurları Şevket Süreyya ve arkadaşının aşı yaptıklarını sandığı Kemalizmi çok önemsemesi. İkincisi de eğitimini diyor, yukarıda yaptığı için TKP kadrolarını, ki Hikmet Kıvılcımlı, Reşat Fuat ve Şefik Hüsnü'yü küçümsemesidir diyor. Yani ona böyle bir burjuva şeyi yakıştırdı. Kerim Korcan'ın partinin merkez hattı yanında durduğunu görüyoruz. Evet. Kıvılcımlı da ona daha ağır laf ediyor. Marksizm kalpazanı diyor. Yani bu kadrolar hakikaten Nazım'ı daha o dönemde harcamışlar yani. Ben hani ne kadar övdüm ona girişte ya, bu kökenden gelen böyle sadakatle sosyalizm düşün, komünizm düşüncesine sadık biri. Hani bunu takdir etmek lazım dedim. Bunlar hiç balta yazmışlar. Adamı kesmişler, doğramışlar yani. Sonunda tabii 1929. Yani bir de bunlara rağmen ısrarla partiyi ve sosyalizmi savunuyor. Gerçekten kıymetli. Aynı zamanda da tabii edebiyat üretimine de devam ediyor. Hakikaten 835 kitabını, değil mi? 835 satırı 1929'da yayınlayacak. Ve Ahmet Haşim'in de bu kitap hakkında yazı yazmasıyla popülerliği artacak ama tabii komünist çevrelerin gözünden bir parça daha düşecek belki. Devam ediyor. Sonra putları yıkalım kampanyası falan, yine o Resimli Ay'daki popülerliğini bu arada gözaltılar devam ediyor. Hı hı. Onun popülerleşmesi kendi partisinde sorun çıkartırken rejim açısından daha büyük bir sorun kesinlikle, çıkartıyor. Ve kesinlikle. Rejim bunu satın almak için elinden gelen her şey yapıyor. Aslında tam tarihini saptayamıyorum. Birazdan o meseleye gireriz ama 1928'de Türkiye'ye geri gelirken aynı zamanda o sırada artık dönek olmuş ve rejimin ideoloğu safına geçmiş olan Şevket Süreyyalar'la diyaloglar oluyor. Ya Şevket Süreyyalar diyalog kuruyorlar ya bu kuruyor. Fakat bu diyalogda Şevket Süreyyalar onu, senden hiçbir şey talep etmiyoruz. Bak biz hiçbir taviz vermeden duruşumuzu gerçekleştirdik diyorlar. Ve onu... özür dileyerek süremiz bitmiş, benim kulaklığım kaymış, duymamışım. İkinci bölümde buradan devam cümleyi edelim. Cümleyi tamamlar öyle şey tabii ki. Ve onu halk evinin temsilcisi olarak ve maaşlı eleman olarak git Anadolu'yu dolaş, istediğini yap diyorlar. Fakat o bu rejimin bu teklifini kabul etmiyor. İstanbul'a gidiyor ve arkasına Resimli Ay'da gelip basıyorlar, alıp götürüyorlar. Tekrar şimdi bundan sonrasına devam edeceğiz. Evet. Sevgili Artı Televizyon izleyicileri, Tarihin Peşinde programda Erdoğan Aydın ve ben son dönemde yoğunlaşan bir
tartışmaya yakından bakmaya karar verdik. Nazım Hikmet ve Kemalist kadrolar arasındaki ilişkiler nasıldı? Ya da Mustafa Kemal Atatürk ve Nazım ilişkileri nasıldı? Veya rejim ona nasıl davrandı? İddia edildiği gibi kolladı mı? Yoksa aksine onu yıldırmak için, anasından emdiği sütü burnundan getirmek için çalıştı mı? İlk bölümde belli bir noktaya kadar geldik, 1929'lara kadar. İkinci yarıda devam edeceğiz hayat hikayesine. Sizleri de bekliyoruz.